Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yılbaşı ve Noel size ne ifade etmektedir? İslam'daki ve kültürümüzdeki yeri nedir? Esasen bir Müslüman ister gayrimüslimlere ait olan adet, gelenek ve görnekleri, gerekse Müslüman arasında İslam'a aykırı yapılan tutum ve davranışları değerlendirirken, hepsine tek tek cevap vermek yerine belli kural ve kaideleri aleminde yerleştirse, kendine bir ölçü alsa, her olayla karşılaştığında o olayı o ölçüye vurur, gramını, kilosunu, ayarını ortaya koyar. Bu elmastır, bu kömürdür. Bu altındır, bu bakırdır. Bu iyidir, bu kötüdür. Bu İslamidir, bu gayri İslamidir. Bu Müslüman vasfıdır, bu gayrimüslim vasfıdır. Hepsini rahat bir şekilde uygulayacaktır. Bakın, Bunlarla ilgili üç tane ayeti kerimeyi, bir de hadis-i şerifi paylaşalım. Bir, iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ Yani günah ve Allah'a karşı gelme konularında yardımlaşmayın. Şimdi demek ki iyilikte, hayırda, sevapta Müslümanlar yarışacaklar. Günahta, Allah'a karşı gelme konusunda yarışmayacaklar. O zaman alalım bir ölçüyü Noel dediğiniz yılbaşı dediğiniz olaylarda Allahü Teala'nın rızasına uygun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamın sünnetine uygun tavır ve davranışlar mı sergileniyor? Yoksa İslam'a aykırı hele hele İslam düşmanı olan gayrimüslimlerin gelenek ve görenekleri dediğimiz kötü tavır ve davranışlar mı sergiliyorlar? Birinci ölçü bu. İki zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa fetemessekumun nar. Cehenneme girersiniz. Bir ayet daha. Zulüm yapanlara. Zulüm nasıl olur? Bir, insanların bedenlerine zulüm. İki, ahlaklarına zulüm. Çünkü bedene zarar vermek zulümse, ahlaka zarar vermek de zulümdür. İnsanların namuslarına zulüm. İnsanların düşüncelerine zulüm. İnsanların imanlarına zulüm. Yani zulüm kelimesi bir şeyi yerli yerinde kullanmamak anlamına gelir. Mesela bir insanın ağzına Allah'ın yasak koyduğu bir şeyi koyması o ağza zulümdür. O bedene zulümdür. O ele zulümdür. Mesela el haram bir şeyi taşıyorsa ağzına eli yanlış yerde kullandığı için eline zulmetmiş olur. Şimdi yılbaşı Noel veya bir parti, bir toplantı, önemli değil. Bir konferans, bir seminer. Orada yapılan işler eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygunsa haktır, adalettir. Ona uygun değilse zulümdür. Öyleyse İslami esaslarımıza, ahlaki düsturlarımıza, İslami vasıflarımıza aykırı olan her tutum ve davranış zulüm olacağından o zulme meyletmek bizim de zalim olmamıza sebebiyet verecektir. Demek ki yılbaşı ve Noel kutlamalarında eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan tavır davranışlar sergileniyorsa bizim ona mail etmemiz o zulme ve zalimlere meyil etmemiz anlamına geliyor ve bu günaha bu suça ortak olmak anlamına gelir ki ayet-i kerime siz de cehenneme girersiniz ateş dokunur diyor. Üçüncü bir örnek o halde Allah kitapta ne yazmış? Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Mesela bir yerde oturuyorsunuz. Orada kumar oynanıyor yanınızda. E siz de o masadasınız, yanınızda oynuyorlar. Siz o masada kumar oynarken oturduğunuz sürece o oradaki insanlar gibi oluyorsunuz. Veya alkol alıyorlar. Alkol alan yerlerde bulunduğunuz sürece siz de onların alkol almasını günahına ortak oluyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerime dikkat buyurun. Allah'ın ayetlerine küfredildiğinde veya onlarla alay edildiğini gördüğünüzde, onlar başka bir söze veya başka bir fiile, veya başka bir düşünce ve tavra geçmedikleri sürece siz onların yanında oturmayın. Şu halde yılbaşı ve benzeri partiler veya toplantılar yani ölçü vermeye çalışıyor dinimiz ve veriyor da alın elinize bu üç tane ölçüyü dünyanın neresinde olursanız olun hangi fiille, hangi sözle, hangi sesle hangi tavır ve davranışla karşılaşırsak karşılaşalım ölçülere vuracağız. Bunlara uyuyorsa İslami'dir, kültürümüze uygundur. Bunlara uymuyorsa gayri İslami'dir. Müslümanların yurdunda olsa da, Müslüman'ın bir evinde olsa da, hatta Müslüman'ın bir bedeninde de olsa gayri İslami'dir, İslam'a uygun değildir ve büyük günahtır. Yahut da günahın derecesine göre küçük günahtır. Ama her halükarda günah konusunda ortak olunmuş olur. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi daha sizinle paylaşalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Ebu Davud'da geçen bir hadis, kim bir kavme benzerse o onlardandır. Hakikaten bir Müslümanın bugün İslam dinini kabul etmeyen, İslami güzellikleri her nerede olursa olsun kötüleyen, hatta İslam'a düşmanlığını her yerde ilan eden bir kısım gayrimüslimlerin o yanlış adet, gelenek ve göreneklerini bir Müslümanın taklit etmesi onun ne kadar vicdanında onu rahatlatır. Şöyle aklını, vicdanını, imanını, kalbini şöyle bir düşünse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun sahabelerini bir hesap etse, allah Teala'nın bizi her zaman gördüğünü, işittiğini, onun her zaman huzurunda olduğumuzu bir hemen aklına getirse, elbette bu tavır ve davranışlar ne kadar yanlış ve böylece bizim farkında olmadan onları taklit ettiğimizi ve o konuda onlara benzediğimizi hemen fark edecek ve onu terk edecektir inşallah. Tabi burada gayrimüslimlere sanatta, ilimde, fende, terakide taklit etmek, benzemek onlara benzemek anlamına gelmez. Çünkü bunlar İslam'ın da malıdır. Öyleyse İslam'a aykırı olan gayrimüslimlerin tavır ve davranışlarını kim benzerse, o konuda onlara benzemiş olur diye anlamak gerekiyor. Yoksa bugün e, bütün fen ve bilim dallarının aslı Allah'ın isimlerine dayanır ve Allah'ın sanatıdır. Onlara bir Müslümanın karşı çıkması zaten düşünlemez. Diğer taraftan Müslüman ahlakta önderdir, liderdir. Başkalarının kendisini örnek alacağı insandır. Bugün bir Müslüman eğer alışverişte kendisini örnek olarak göstertemiyorsa sözünde duran, verdiği söz yerine getiren ve malın üzerine ne yazmışsa mal gerçekten odur dedirten bir tüccar olmak zorundayız. Dolayısıyla Müslümanlar bu tür toplantıları ya da herhangi bir vesileyle seminerlerde, partilerde buluşmayı mutlaka İslami kurallara uygun olup olmamakla değerlendirecek. Katılıp katılmamaya da ona göre karar verecektir. İşte yılbaşı, Noel gibi gayrimüslimlere ait olan günleri ya da Müslüman arasında bulunan bazı olumlu veya olumsuz toplantıları değerlendirirken tamamen bu ölçülerimizi, bu kurallarımızı önümüze koyacağız. Ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. Bir Müslümana ne kadar yakışır, ne kadar yakışmaz. Öyleyse Müslüman, Müslümanca karar verir, Müslümanca hareket eder, Müslümanca günlerini gecelerini değerlendirir.